örneklerle devam edelim tekrar. Bunu buna bakalım demiştik. Hemen gelelim, bunu bir download diyelim, indirelim. Sabit diskimize kaydedelim. Bulunduğu dizini açalım. Açtıktan sonra da klasörü çıkart diyelim. Buna da mobile diyelim. Bunu buradan keselim. Dreamweaver'a gelip sitemizin ana dizinini explore edelim. Buraya yapıştıralım. Şimdi close all diyelim. Bütün hepsini kapatalım. Burayı refresh edelim. Ve mobile app HTML'yi, öncelikle bunun ismini bir değiştirelim. İndeks yapalım. Şimdi fazlalıklardan bir kurtulalım hemen. Bize lazım olan alan bu. Bu alandan sonrasını şuradan itibaren script kodları kalsın. Şimdi F12 diyerek bunu bir test edelim. Bu şekilde sistem çalışıyor. Şimdi style CSS'i açalım. Açtıktan sonra body'deki bütün kodları kaldıralım. Logoyu kaldırabiliriz. Şimdi F5 dersek body gitti. F12 diyelim, Firebug'ı bir açalım. Background burada. Nereden geliyormuş? Satır 12'den geliyormuş. Style CSS satır 12. Background'a bir bakarsak page, background'u kaldıralım hatta. Background gitsin. Evet, bu şekilde burası geldi. Tamam. Burada şimdi resimlerimizi değiştirirsek ne olacak? Ona bakalım. Yine 3D'yi açalım. Onun içindeki resimleri alalım. Şu 3 tane resmi kopyalayalım. Ve mobile'ın içine explore edelim. IMG'nin içine bir atalım. Şimdi resimlerimiz çok geniş gelecektir ama bir deneyelim. 980 piksel genişliği olacak. Burada A tekrar ediyor. Bakarsak A'lar tekrar ediyor. Bir page div'inin içinde A'lar tekrar ediyor. Şimdi burada burası A. ID'si iPhone, class'ı default, image var. Tamam. Şimdi bu img'nin içine bizim resimlerimizi bir değiştirelim, isimlerini 1, 2 ve 3 yapalım. 1, 2, 3 olsun. 1 JPEG diyelim. Ve bir height'ı buradan bir kaldıralım şimdi. Bu A'yı alalım. Kopyalayalım. Tekrar yapıştıralım. 3 tane yapalım. 1, 2, 3 dedik. Ctrl S'de kaydedelim. Ve buraya F5 dersek resimlerimiz gelmedi. Resimlerimiz niye gelmedi? Width'i ve height'ı kalsın bakalım bir. Şu an bir tane gelmesi lazım ama gelmiyor. Bunu acaba 4 tane mi olması gerekiyor? 4 tane oldu, yine gelmedi. Ponsun içinde bir JPEG, iki JPEG. IMG'nin içine almışız bunu. O yüzden gelmedi. Şöyle yapalım. 3 tane resmi alalım. Pon içine atalım. Attıktan sonra şimdi F5 dersek, evet, bizim resimlerimiz geldi. Hepsi aynı. Tamam. Buradaki ağları bir kaldıralım. Peki bir tane olunca ne oluyor? Ona bakalım.
yine gelmiş olması lazım. Evet, bir tane olunca yine geldi, tek başına çeviriyor. Tamam. Viti ve Hayt'ı bir kaldıralım şimdi. Viti ve Hayt'ı kaldırdık. 980 olarak geldi. Ama buradaki bu sefer butonlarda sıkıntı yaşadık. Tamam, onları da düzeltmeye çalışırız. Kopyalayalım, yapıştıralım. Yapıştıralım ve yapıştıralım. Kontrol S'te kaydedelim ve F5 dersek bakarsak böyle bir sistem geldi ve hiç, aslında hiçbir güzel etki olmadı. O zaman biz bu resimleri Fireworks'a atalım. Ve burada 980'imiz 400'e çekelim. Fit Canvas deyip kaydedelim. Bunu da aynı şekilde 400'e çekelim. Fit Canvas deyip kaydedelim. Bunu da aynı şekilde 400'e çekelim. Ve Fit Canvas deyip kaydedelim. Şimdi bir bakarsak nasıl olacak? Evet, daha güzel bir görüntü oldu. Bunu da bu şekilde almış olduk. Peki burada başka yine butonları değiştirebiliriz. Aynı özellikle resimleri değiştirerek. Başka herhangi bir şey yapabilecek miyiz? Script.js'i açalım bir bakalım. Burada Viti ve Height'ı var yine. Herhangi bir option verilmiş mi bize? Herhangi bir option verilmemiş. Rotate var. Step total var. Peki bunun boyunu değiştirebilecek miyiz acaba? Şu an bakarsak kaç pikselde geliyor? Yaklaşık olarak bir 800-900 piksel bir alanımız var. Bakarsak pawn karuselle ilgili. Evet, height 390. Position relative width de 800'müş. Style CSS satır 22'den gelmiş. Style CSS satır 22'ye bir bakalım şimdi. Width 800'müş. Biz bunu 980 piksel yapalım. 980 ve F5 diyelim. Şu an 980 piksel oldu orası. Peki bu alan stage alanı ne olacak? Stage alanı 700 pikselmiş. Biz burayı 800 yaparsak satır 69'a bakalım bir. Satır 69. Burayı da 800 yapalım. F5 diyelim. Position absolute margin left eksi 350 demiş. Burayı 100 piksel düşürelim bakalım. Eksi 250 diyelim. Eksi, o zaman biz burayı arttırmamız lazım. Eksi 450 olması lazım. 100 piksel genişlettik çünkü. Şimdi daha iyi. Burayı hatta eksi 400 yapalım. Tam ortalayalım. Evet, şimdi daha iyi. Tam ortalamış olduk en azından. Başka burada ne yapabiliriz? Şöyle değiştirebileceğimiz herhangi bir şey var mı? Peki şöyle yapalım. Bir resim daha, iki resim daha ekleyelim hatta. Toplam 6 tane resim oldu. Bakalım şimdi ne olacak? Evet, 6 tane resmimiz de aldı şu anda. Şöyle 1 2 3 3 1 2 diyelim. Resimleri bir karıştıralım. Nasıl bir görüntü olacak? Evet, böyle bir görüntü geldi. Buraya kaç tane eklersek o kadar devam edecek demek ki. Şu an 6 taneydi. Bir 6 daha ekledik. 12 oldu. Bakalım sistem ne oldu? Bakarsak bu şekilde bir görüntü elde ettik. Gayet güzel. Peki bunda başka herhangi bir şey yok galiba. Bakalım tekrar. Step total. Değer 0 demiş. 360. Top demiş. Left. Opacity. Margin left.
z-index, step total set interval 40'mış. Bunu 20 yaparsak ne olacak bir bakalım. Peki bunu abartıp 200 dersek. Evet, çok yavaş bir geçiş oldu. Bakarsak yavaş bir geçiş oluyor. Peki bunu düşürür, ona düşürürsek daha hızlı bir geçiş oldu. Tabi resim çoğaldıkça buradaki efektin görünme olasılığı daha düşük oluyor. Burada sadece 4 tane bırakalım. 1, 2, 3, 3 dedik. Şurayı tekrar 2 diyelim. Şimdi bakarsak bizim efektin görünme olasılığı daha yüksek oldu. Şöyle bu şekilde. Başka buradan değiştirdik. Başka burada ne yapılabilir? Running the animation once at load time demiş. Bakalım. Başka herhangi bir şey değiştirebilecek miyiz burada? Başka herhangi bir şey değiştiremeyeceğiz. Bu slider da basit bir şekilde burada kalsın. Bunu yine dediğim gibi butonlar değişebilir. Butonlar zaten bakarsak buranın içinde bunları açıp değiştirebilirsiniz. Başka şu an için bir şey yapmayalım. Bunu da bu şekilde bırakalım.